İbrahim Karagül, Garada 13 şehit. Ne o? Terörü dolma bahçe önlerine mi taşıyacaksınız? Muhalif partiler, terörle, kan dille ilişkinizi kesin. Irak'ta Garadağ'ında 13 vatandaşımız bir mağarada kafalarına kurşun sıkılıp şehit edildi. 13 insanımız daha Amerika'nın verdiği silahlarla, Avrupa ülkelerinin verdiği destekle şehit edildi. Türkiye'ye yönelik dışarıdan ve içeriden yürütülen saldırılarda milletimize bir acı daha yaşatıldı. PKK ve diğer terör örgütleri Batı'nın Türkiye ile savaşının parçasıdır. Artık terörle mücadele kavramını bırakalım. Bölgesel ve uluslararası güç hesaplaşmalarında böyle bir kavramın karşılığı kalmadı. Terör bir dış müdahaledir. Ülkemize açık bir saldırıdır. Bu ülkemize yönelik açık bir saldırıdır, bir dış müdahaledir. Devletler, terör örgütleri ve içeride bazı siyasi partiler bu saldırıda birlikte hareket etmektedir. Saldırının arkasında kimler olduğu, terörün patronlarının kimler olduğu, onlara kimlerin içerden siyasi destek verdiği ortadadır. İçeride teröre kimlerin arka çıktığı, cesaret verdiği, koruma altına aldığı ortadadır terörün de onları içerden koruyanların da kimlerin talimatlarıyla hareket ettiği, bu talimatların arkasında yatan büyük hesapta ortadadır. Bu hesap Osmanlı'yı yıkan ve yağmalayan hesapla aynıdır. 1071'den beri aralıksız, kesintisiz bu mücadeleyi, savunmayı yürütüyoruz. Ve biz, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde de, Irak'ın kuzeyinde de, şehirlerimizde de, sınırlarımızda da, bize karşı kurulan bölgesel cephelerin, tamamında da işte bu savaşı, bu savunmayı, bu mücadeleyi yürütüyoruz. Bu savunma, bu mücadele 1071 Malazgirt zaferinden bu yana, Haçlı savaşlarından bu yana, 1453 İstanbul'un fethinden bu yana, yüzyıllardır aralıksız ve kesintisiz devam eden mücadeledir. Coğrafyanın tamamında bu mücadelenin izleri, siyasi tarihin her aşamasında bu hesaplaşmanın hafızası yaşamaktadır. Türkiye bugün mücadele verdiği her yerde bu bilincin taşıyıcısıdır. Gara şehitleri de Kudüs şehitleri de aynı yerde. Akıl oyunları satmayın. Gara'da kafalarına kurşun sıkılarak şehit edilen insanlarımızla İstiklal Savaşı'nda Çanakkale'de Haçlılarla mücadelede, Kudüs'te ve Medine savunmasında Sarıkamış'ta şehit olan insanımız aynıdır. Kimse bize süslü cümleler pazarlamasın. Kimse Amerika'nın jeopolitik hesaplarını, Avrupa'nın açgözlülüklerini, kendi siyasi hırslarını ve kinlerini Türkiye'nin çıkarınaymış gibi satmasın, akıl oyunları oynamasın. Her an işaret gelebilir diye bekleyenler, terörün yanında Türkiye'nin karşısında. Terörü kınamaktan korkanlar, Amerika bize ne der diye hesap yapanlar, kınama açıklamaları yapıp arka kapıdan pazarlık yürütenler Ortaklık kuranlar, terör Türkiye'yi istikrarsızlaştırsa da bize alan açılsa diye bekleyenler yüzyılların mücadelesine ihanet etmişlerdir. Biden yönetimi Türkiye'ye müdahale etse diye ellerini ovuşturanlar, arsızca ve pervasızca bu yönde talimat bekleyenler, her an bir işaret gelebilir diye aralarında yoğun görüşme ve istişare yapıp hazırlananlar, bu büyük mücadelede Türkiye'nin karşısındadır, terörün yanındadır. Amerika'nın yanındadır. Avrupalı sömürgecilerin yanındadır. Türkiye karşıtı kim varsa onların yanındadır. Asla Türkiye'nin yanında değildir. Ne söylerlerse söylesinler riyakarca tutumları bulundukları cepheyi gizlemeye yetmemektedir. Bakın adam Türkiye'yi nelerle tehdit ediyor. Bu cümle 50 yılımızı aldı. Bir siyasi parti lideri Ali Babacan şunu söyleyebiliyor. Kürt sorunu lafı bugünkü rejime en fazla rahatsız eden sözdür. Rejim kim? Türkiye ne? Sen hangi ülkenin siyasi partisisin? Türkiye'yi neyle tehdit ediyorsun? Amerika, Avrupa ülkeleri 50 yıldır işte bu cümleyi kuruyor. Onların bu cümlesi yüzünden ülkemiz on binlerce evladını kaybetti. Zenginliklerini kaybetti. Akıl almaz travmalara mahkum edildi. Peki siz hangi ülkenin diliyle konuşuyorsunuz? Türkiye'ye neyin, kimin şantajını yapıyorsunuz? Bunu söyleyebilen bir kişinin saygı duyulacak bir Türkiye düşüncesi olabileceğine nasıl inanalım? Terör ve muhalefet cephesi aynı anda hareketlendi. Ne oluyor? Şu an için iki alanda ciddi hareketlenme var. PKK ve diğer terör örgütleri Türkiye'ye saldırı için yeniden hareketlendiriliyor. Boğaz üzerinden yürütülen çalışma da bunun parçası. Suriye'de ve Irak'ta terörü yeniden tırmandıranlar bunu Türkiye içine taşımak için dikkat çekici bir çalışma yürütüyor. Türkiye'de iç siyasi muhalefet daha önce aynı çatı altında toplanmıştı. Şimdi yeni bir beklenti var gibi bir anda hareketlendi, kendi aralarında yoğun temaslar, görüşmeler, hepsinin tek tek HDP'nin PKK ile istişareleri öne çıkıyor. İki hareketlenmenin birbirinden bağımsız olduğunu sanmıyorum. İkisi de Amerika Başkanı Biden'ın daha göreve gelmeden yaptığı muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı devirmeliyiz açıklamalarından beslenirken bunun zamanının geldiğini düşünüyor ya da bu yönde işaretler alınmış. Muhalefet de terör de aynı yerde konum aldı. Mesele Türkiye olunca hiçbir şey yerel, iç politikayla sınırlı değildir. Tamamen küresel güç hesaplaşmalarının parçasıdır. 10 yılda defalarca darbe ve iç savaş deneyenlerin muhalefeti desteklemekle sınırlı kalmadığını, kalmayacağını biliyoruz. Bu yüzden de muhalif siyasi partilerle terör arasında bir ilişki olduğu ortada. Çünkü iki tarafı da hareketlendirenler aynı. İki tarafında Türkiye'yi dize getirme, küçültme hesapları aynı. İki tarafta Türkiye'yi durdurmaya dönük batılı büyük projeye göre konum aldılar. Kınama yetmez, ortaklık ortada. Ve muhalif siyasi partilerin terörle aralarına mesafe koyamadığı, bu yönde ciddi sancılar çektiği, böyle bir ortamın oluşmasından sonraki toplumsal kargaşa ve dışarıdan desteğe yatırım yaptığı açık terörü kınama açıklamaları yetmez durdukları yer girdikleri angajmanlar kurdukları ortaklıklar oluşturulan fotoğraf vesayetçilerin sömürgecilerin onların silahlı aparatları terör örgütlerinin yanı asla Türkiye'nin yanında değiller Türkiye için tek cümle üretmiyorlar tek vaatleri yok Saadet ve İyi Parti terörle oyun kuranlardan uzaklaşmalı özellikle Saadet Partisi'nin ve İyi Parti'nin PKK, HDP ile aralarına mesafe koymaları şart. Onların patronlarıyla ilişkilerini aklamaları şart. Terörle oyun kurmak onları öyle büyük felaketlere sürükler ki gün olur PKK onları insan içine çıkamaz hale getirir. CHP için böyle bir şey ihtimal olmaktan zaten çıktı. O proje başarılı oldu ve bitti. CHP artık Türkiye ekseninde olmayacak. Türkiye 1071'den beri aralıksız yürüttüğü mücadeleyi çok daha güçlendirecek. Bırakın içeridekileri dünya gelse bunu artık durduramaz. İran sınırından Akdeniz'e harita çizerlerken intihar anlamına gelse bile müdahale edin çağrıları yapıyorduk. Ettik, başarılı da olduk, kimse de engelleyemedi ancak tamamlanmadı. Amerika ve bileşenleri yeniden harekete geçmeden Türkiye bu kuşağı tamamen temizlemeli. Terör yeniden İstanbul sokaklarına taşınmadan, dolma bahçe önlerine gelmeden bu güvenlik harita tamamlanmalı. Bugün dışarıdan dayatılan şey, içeride ihalesi dağıtılan şey, terörü yeniden şehirlere, sokaklara taşıma, Türkiye'yi bu yolla dize getirme çalışmasıdır. Ama asla unutmayın, Malazgirt'te zafer kazanan, Haçlılara direnen, Anadolu'nun her karış toprağını şehit kanlarıyla sulayan akıl, bilgelik, siyasi genetik, tarih yürüyüşü kazanacaktır. Her ne yaparsanız yapın artık geri dönüş mümkün olmayacaktır. Biz şehitlerimizin acısını çekeriz ama yürürüz. Terör örgütlerini cesaretlendirenler, Onlara alan açanlar, gizli ortaklık yürütenler, milletin vicdanını asla hafife almayın. Bir bedel ödetilir. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Melih Altınok bu rezil terör oyununa tahammülümüz kalmadı. PKK-YPG, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada rehin tuttuğu 13 vatandaşımızı infaz etti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde vatandaşlarımızın mağara yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Ifadelerine yer verildi. Amerika'da yeni yönetim işbaşı yapınca umutları yeşerenler kervanına katılan bu kiralık katil çetesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de ezilecek. Ama bu saatten sonra PKK-YPG'nin legal kanadının ve iktidarı almak için onlara dostlarımız diyenlerin işi daha zor olacak. Gazetecilik kimliğinin arkasına sığınıp yabancı istihbarat servislerinin önlerine attığı argümanları PKK propagandası olarak yayan kullanışlı tiplerin de tabii ki öyle olmalı. Zira hiçbir egemen devletin demokrasinin içine sindirmediği ve sindiremeyeceği bu rezil terör oyununa artık tahammülümüz kalmadı. Kınayamamaktan kaynaklı ıkınmalar. Yine sivillerin kurban gittiği bir terör katliamı. Yine fail gün gibi ortada. Suçunu inkar etme gereği bile duymuyor polis eylemciye yan baktı diye aylardır gündemi meşgul edenler, Kandil'den Boğaziçi eylemine gönderilen selamları sineye çekenler, vahşice alınan 13 can için çıtlarını çıkartmıyorlar. Kimileri ise hala imalarla göndermelerle yaşanan vahşete karşısındaki asgari insani görevini savuşturma peşinde. Klişeler malum. Terör nereden gelirse gelsin, saldırı hangi saikle olursa olsun. Eylem kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin. Parti kur, oy verelim Trump. Zaten bir ay önce koltuğunu Biden'a devreden Trump'ın görevden azledilmesi için başlatılan komediye senato geçit vermemiş. Böylece Trump'ın siyaset sahnesinden silinip bir kez daha aday olmasının önüne geçmek için sahnelenen komplo çökmüş oldu. Dört yıl boyunca İslamcısından solcusuna bizimkilere bir türlü anlatamadık ama İşbaşı yaparlarsa PKK HDP dahil muhalefeti destekleyeceklerini açıklayan köpek balıklarının hakkından gelse gelse Trump gelir. Kur artık Patriot Parti'yi arkandayız sahici efsane başkan. Top başın ardından. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İstanbul eski belediye başkanı Kadir Topbaş'la tanışıklığım olmadı. Ama arkasından herkes iyi şeyler söylüyor. Mütevazılığından, çalışkanlığından bahsediyor bu dev metropolün daha yaşanılır bir yer olmasına verdiği katkıları hatırlatıyor. Bir siyasetçi için ne güzel bir tablo. Topbaş'a Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dilerim. Ekrem Bey'i İstanbul mu yoksa fotomontaj mı yıpratmış?'' İstanbul'un son belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dün Topbaş için düzenlenen törende görünce şaşırdım. Sıra seçim döneminde paylaştığı ve halen resmi sosyal medya hesaplarında kullandığı resimle bugünkü hali arasında dağlar var. Acaba kendisini 20 aylık görev süresi mi yıpratmış yoksa fotomontaj mı? Melih Altınok Sabah